Kodris, ilk öğretim ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilere kodlama öğretmek amacıyla oluşturulmuş bir online eğitim platformudur. Buradaki amaç, gerçek bir yazılım dili olan Python programlama dilini 8-16 yaş arasındaki öğrencilere oyun vasıtasıyla eğlenceli vakit geçirecek şekilde öğrencilere öğretmek. Python diliyle kodlanan oyunda eğlenceli vakit geçirerek öğrenebileceğimiz bir kodlama aracıdır Kodris. İnternetten Kodris Studio yazarak ya da Kodris yazarak Kodris Studio sayfasına giriş sağladığımızda kodlamanın sayfasına otomatik olarak gitmemiz mümkün. Burada bir karakter var. Bu karaktere sol tarafta kod modu ve blok modu şeklinde iki farklı kod yazdığımız alan var. Kod modu bizim Python dilinde kullandığımız metin tabanlı kodlamadan kaynaklı olan ve bize aynı zamanda oluşturduğumuz blok modundaki şu görsel kodların sol taraftaki karşılığı olarak kod modu seçeneği geliyor. Aynı zamanda blok modunda da görsel olarak karakterimizi burada kodlayıp hareket ettirebiliyoruz. 15 bölüme kadar ücretsiz normalde Kodris. 15 bölüm ücretsiz oynayabiliyoruz. 15. bölümden sonra giriş yapıp ya da üye olup bizim mail adresimizle üye olup devamını getirmemiz mümkün. Ben şahsen üye oldum. Devam ettim. Öğrencilerimle de aynı şekilde devam ettirdim. Bir sakıncası, bir problemi olduğunu görmedim. Size kalmış tabii bu durum. Bunda Kodris'te sol tarafta kodlama araçları, kodlama yaptığımız alan çalıştır. Yeniden başlat. Yani yaptığımız kodlar yanlışsa yeniden başlat. Burada da oyunla alakalı ses ve oyun hızıyla alakalı bir kısım ayarlar var. Burada oynadığımız bölümlerin hangi bölümü kaç yıldızdan, kaç seviyeden geçtiğimiz görünüyor. Buradaki yıldızların ölçütü şu. Az kodla pratik şekilde olayı çözebilmiş miyiz? Onu bize gösteriyor. Yani normalde şu bir adım yazdım, bir adım forward 1, yani kodumunu 1 3 yıldız verdi. Bir sonraki bölümde mesela şu an ileri 5 adım seçeneğini 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunu forward 5 olarak yaptığımda 3 yıldız verecektir. Ama bunu böyle değil de forward 1'i, yani ileri 1 seçeneğini böyle 5 defa yaparsam bu sefer bana bir yıldız verecektir. Yani oradaki yıldızın ölçütü tamamen budur. Az kodla olayı çözebilmiş miyiz? Onu kontrol ediyor. Buraya yine 5 yazdığımda aynı şekilde karakterim görevi tamamlayacaktır ve 3 yıldız alacağım. Ama şurada dediğimiz gibi 1, 2, 3, 4, 5 yıldızla bunu yaparsam, 5 kodla bunu yaparsam bu sefer daha çok kod kullandım. Daha çok satır işgal ettiğim için bana bir yıldız verecektir gördüğünüz gibi. Oyun tamamen bu şekilde. İleriki bölümlerde de benzer kodlar var. Sola dönme, sağa dönme. Farklı farklı şekillerde komutlar görmemiz mümkün. Amacımız burada bize belirttiği noktaya ulaşmak. Çok eğlenceli, çok güzel bir kodlama aracı. İlerledikçe de şu yukarı tarafta konu yazan yerde de bize PDF olarak da komutların işlevlerini ve ders dokümanlarını verebiliyorlar. Aynı zamanda web sayfasında da konuları anlatma imkanı var. Kendi sayfasında da bunlardan bahsediyor. Kodris tamamen bu şekilde. İyi eğlenceler.